Merhaba arkadaşlar. Yeni bir derste yine birlikteyiz. Yavaş yavaş sınavımız yaklaşıyor. Bugün Türkiye'nin madenlerinden bahsedeceğiz. Nelerdir, ne değildir, ne gibi özellikleri vardır. Onları birlikte göreceğiz. Önemli bir konudur arkadaşlar. Soru çıkma potansiyeli vardır. O nedenle dikkatli eder ve dikkatli dinlerseniz iyi olacak. Şimdi madenlerimiz neler? İlk önce maden ne? Ondan bahsedelim. Maden arkadaşlar yer kabuğunun derinliklerinde bulunan ekonomik değer taşıyan mineral toprağına maden ya da cevher adı veriyoruz. Maden yatağında bulunan henüz işlenmemiş toplam maden miktarına rezerv adı da veriliyor arkadaşlar. Tuvalon ya da tuvalon maden yatağında çıkarılan taş ve toprakla birlikte karışık halde olan maden miktarına tuvalon ya da tuvalon ismi veriliyor. Tenor, maden yatağında çıkarılan mineral madenin taş ve topraktan ayrıldıktan sonra net maden miktarı arkadaşlar. Evet, Türkiye maden çeşitliliği bakımından görüyorsunuz metanın Türkiye madenleri haritasını arkadaşlar. Maden çeşitliliği bakımından çok zengin bir ülke. Bu durumun nedeni ülkede değişik oluşumlu araziler var. Ülkenin oluşmasında volkanizma, dağ oluşum hareketleri gibi çeşitli faktörler etkili arkadaşlar. Değişik bir jeolojik yapısı olduğu için karmaşık bir yapı var arkadaşlar. Maden çeşitliliği bu şekilde artıyor arkadaşlar. Ama arazinin eğim engebesinin ve yükseltisinin fazla olması, madenin işletilmesinin zor olmasını, madene ulaşmanın zor olmasını gösteriyor bize arkadaşlar. Bize şunu biliniz, madencilik alanında ilk geniş yapılı çalışma 1935 yılında Etibank destekli maden tetkik arama enstitüsü ile başlıyor arkadaşlar. Bir madenin işletmeye açılabilmesi için bazı özellikler gerekli. Maden yatağının uzun yıllar çıkartmaya uygun olmalı. Yani 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık değil arkadaşlar. Bu maden uzun yıllar boyunca çıkarılabilmeli. Yani rezervinin fazla olması gerekiyor. Maden içerisindeki tenür oranın yani maden içerisindeki maden oranın taş toprakla karışık ya maden oranı çok fazla olması gerekiyor. Yatak büyüklüğü yani yatağın genişliği ölçüldüğü zaman rezervi yeterli olması gerekiyor. Birçok alanda kullanılması gerekiyor bu maden. Ulaşım olanaklarının uygun olması ya ulaşım yollarına yakın olması gerekiyor ya da yol yapma olayının kolay olması gerekiyor. İşletilmesinin kolay olması gerekiyor. Kar getirebilecek özellikte olması gerekiyor. Yani sanayide ham madde olarak kullanılabilmesi gerekiyor. Madenlerimiz arkadaşlar metalik madenler ve metal dışı madenler diye ikiye ayırıyoruz. Metalik madenler demir, krom, bakır, boksit, manganez, kurşun ve çinko, cıva, antimon gibi. Metal dışı madenlerimiz bor, fosfat, tuz, kükürt, barit, asbest, mermer, zımpara taşı, lüle taşı, oltu taşı gibi madenlerimiz var. Bor, Türkiye dünyanın en önemli yeraltı kaynağı olan bor tuzu bileşiği var arkadaşlar. Bor mineralleri genellikle eski göl tabanlarında oluşmuş tortul depolar üzerinde bulunuyor. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş bir maden arkadaşlar. Türkiye dünyadaki bor rezervlerinin yaklaşık %72'sine sahip. Bor nerelerde kullanılıyor? Roket ve jet yakıtı olarak enerji üretiyor. Cam yünü, porselen, hijyen ve temizlik ürünleri, fotoğrafçılık, çimento, ilaç ve boya sanayinde kullanılıyor. Mesela bor camlarınız var evlerinizde. Bunlar bordan yapılıyor arkadaşlar. Ya da fotoğrafların optik neleri var? Fotoğrafların o cam görünen kısım o bordan yapılıyor arkadaşlar. Birçok alanda bor kullanılabiliyor. Hatta yakıt değeri bile şu anda önemli bir değerdi. Eğer işlenebilse onu bilelim. Bor madeninin çıkarıldığı yerler Bursa arkadaşlar da var. Bursa Kestelek'te. Yine Kütahya Emek'te var. Balıkesir Bigadiç'te var. Arkadaşlar bunları söyleyebiliriz. Yani şöyle bilin. Bor madeni 3 bölgede var. Marmara'da, Ege'de ve İç Anadolu'da. En çok bor madeni Güney Marmara'da yani Marmara'da, Bursa ve Balıkesir'de bulunuyor arkadaşlar. Demir dediğimizde demir çelik sanayinin ham maddesi ve tüm metaller içinde en çok kullanılan arkadaşlar. Demir düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özelliğiyle otomotiv gövdesi, gemi gövdesi gibi veya binaların yapısal bileşini olarak kullanılıyor arkadaşlar. Demir madeninin çıkarıldığı yerlere baktığımızda Divriğini unutmayacağız Sivas Divriği. Hasan Çelebi, Hekivan'ı unutmayacağız Malatya'da.
Avnik Bingöl'ü unutmayacağız. Feke Mansurlu Adana'yı unutmayacağız. Kesik Yörük Köprü, Kırıkkale'yi unutmayacağız. Ama bunlar içerisinde Divriği, Hasan Çelebi Hekiman'ın olduğu yer önemli. Burası zaten arkadaşlar bakınız Divriği Sivas'ta, Hasan Çelebi Hekiman Malatya'da. Bunların hepsi Doğu Anadolu Yukarı Fırat bölümünde kabul ediliyor. Maden çeşitliliğinin Türkiye'de en fazla olduğu bölümde orası arkadaşlar. Türkiye'de çıkarılan demir Karabük, Ereğli, Sivas ve İskenderun demir çelik fabrikalarında işleniyor. O zaman demir çelik fabrikalarımız neredeymiş? Karabük, Ereğli, Sivas ve İskenderun'da demir çelik fabrikalarımız var. Bakır dediğimizde bakır çok eski çağlardan beri kullanılan yumuşak ve metalik bir maden. İyi bir iletken arkadaşlar bakır. Altından sonra elektriği en iyi ileten metal arkadaşlar. Elektrik santrallerinde de kullanılıyor. Kablolarda kullanılıyor arkadaşlar. Elektrik elektronik kaynaklarda kullanılıyor. Kimya, kuyumculuk, boya, süs eşyası gibi birçok alanda bakırı kullanabiliyoruz. Bakır madeninin ülkemizde çıkarıldığı yerlere baktığımızda Artvin, Murgul, Rize Çayeli arkadaşlar, Kastamonu, Küre ve Elazığ madenden çıkarılıyor. Bakır işleme tesislerimiz nerede derse Artvin, Murgul'da, Elazığ madende ve Samsun bakır işleme tesislerimiz var arkadaşlar. Burayı unutmayın. Bunlar bakır işleme tesislerimiz. Küre'de yok. Küre'de ulaşımdan kaynaklı bakır nereye getiriliyor? Samsun'a. Samsun'da liman var burada. Bu nedenle burada kurulmuş. Krom dediğimizde krom demir çelik sanayinin önemli bir ham maddesi. Metalurji sanayinde kullanılıyor. Paslanmaz çelik yapımında kullanılıyor krom. Metal ve silah endüstrisi için oldukça önemli. Çeliğe sertlik, kırılma ve darbelere karşı direnç, aşınma ve oksitlenmeye karşı koruma sağlıyor. Arkadaşlar mermi, denizaltı, gemi, uçak, top, silah, uçak, gemi, simya endüstrisi, boya ham maddesi, metal kaplama, deri kaplama, boya maddeleri, seramikler, patlatıcı, gereçler ve organik sentetikler yapılıyor. Krom açısından zengin bir ülkeyiz. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş arkadaşlar. Dünyanın en zengin ülkelerinden biriyiz. Bunu biliniz. Krom. Krom dediğimizde krom birçok yerde var ülkemizde. Özellikle bilmeniz gereken Elazığ, Guleman. Arkadaşlar. Sonra Sivas, Erzincan, Kop Dağı bölgesi. Sonra Menteşe yöresinde Fethiye, Köyceğiz, Denizli bölgesi. Sonra arkadaşlar Pınarbaşı, Kayseri, Pınarbaşı, Mersin, Adana, Kayseri bölgesi. Bir de arkadaşlar Bursa, Kütahya, Eskişehir bölgesini bilmemiz gerekiyor. İskenderun, Gaziantep bölgesi de en sonunda. Yani Guleman'ı bilirseniz daha önemli arkadaşlar. Guleman'da zaten %44'ü çıkarılıyor. Sivas ve Kop Dağı'nda %25'i çıkarılıyor. Fethiye'de %13'ü çıkarılıyor Köyceğiz'de arkadaşlar. %9'u Mersin, Adana, Kayseri'de çıkarılıyor. Bu şekilde gidiyor. Boksit, alüminyumun ham maddesi arkadaşlar. Boksit hafif ve dayanıklı olduğundan uçak sanayinde, otomobil, ev eşyası, elektrik, elektronik sanayinde, konserve, ambalaj sanayinde, izolasyon malzemesi yapımında kullanılıyor. Boksit dediğinde arkadaşlar Konya Seydişehir'i bilirseniz yeterli. Konya Seydişehir Konya'ya bağlı ama Antalya Akdeniz'de bulunuyor. Arkadaşlar Akdeniz'de Antalya bölümünde yer alıyor. Kukaksu, Zonguldak'ta, Payas, Antakya'da arkadaşlar buralar var. Özellikle Seydişehir'i unutmayın. Seydişehir alüminyum tesislerinin su ihtiyacı Oymapınar Barajı'ndan sağlanıyor. Kurşun ve çinko. Kurşun ve çinko ikisi birlikte çıkarılıyor arkadaşlar. Bir arada bulunuyor. Kurşun ve akü imalatında yeraltı haberleşme kablolarının izolasyonunda kullanılıyor. Benzin içindeki oktanın ayarlanmasında, renkli televizyon tüpleri, mühimmat yapımında çinko en çok galvanizlemede kullanılıyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Kurşun çinko yatakları deyince aklınıza ilk başta gelecek yer Elazığ Kevan olsun arkadaşlar. Elazığ Kevan dediği zaman burada kurşun çinko çıkarılıyor diyeceksiniz. Yine Balya, Balıkesir'de, Yenice, Çanakkale'de, Bolkar Dağları ve Zamantı Kayseri'de arkadaşlar, Akdağ Madeni Yozgat'ta ve Doğu Karadeniz'de çıkarılıyormuş. Manganez önemli bir manganez önemli bir maden arkadaşlar. En önemli manganez yatağı Tavas Denizi'de yer alıyor bunu bilin. Manganez kabuğunda genel olarak demir, baryum, kobalt, çinko ile birlikte bulunuyor. Manganez demir çelik sanayinde çeliğe sertlik kazanmasında ve dayanıklı çelik üretiminde kullanılıyor arkadaşlar.
Barit dediğimizde baritin %85-90'ı sondaj sektöründe kullanılıyor. Sondaj yapmadan önce oraya barit dökülüyor arkadaşlar. Yumuşatılıyor toprak veya kayaç. Sonra kullanılıyor. Boya yapımında cam, lastik, seramik sanayinde ışınından zararsız hale getirme özelliğinden dolayı röntgen çekimlerinde, nötronları engelleme özelliğinden dolayı atom reaktörlerinde kullanılıyormuş. Ülkemizde Alanya ve Gazipaşa'yı unutmayın. Barit'te Alanya ve Gazipaşa'yı Antalya. Bakınız her madende birkaç yer bilin. Hepsini bilmenize gerek yok. Burada Alanya ve Gazipaşa'yı bilin. Bunun dışında işte Elbistan, Kahramanmaş, Çanakkale, Eskişehir, Giresun, Muş'ta varmış. Ama Alanya, Gazipaşa dediği zaman Antalya'nın Barit diyeceksiniz. Örneğin Konya, Seydişehir dediği zaman nasıl alüminyum, boksit diyorsanız arkadaşlar ya da Buleman dediği zaman krom diyorsanız bu şekilde demir dediği zaman Divriği, Hasan Çelebi, Hekiman diyeceksiniz. Bakır dediği zaman Murgul, Elazığ, Maden arkadaşlar ve Kastamonu, Küre, Rize Çayeli'ni bileceksiniz. Bu kadar. Yani zor değil. Onu bilin. Yani her hepsini öğrenmenize gerek yok. Aklınızda tutmanıza birkaç yer. Fosfat dediği zaman mesela Mardin Mazı Dağı dediği zaman fosfat. Fosfat kayasının %85'i gübre olarak, %15'i de yem, gıda, deterjan alaşım, metrolizin, kağıt, kibrit, harf ve kimya sanayinde kullanılmış arkadaşlar. Mardin Mazı Dağı'nda var. Ayrıca zaten genel olarak gübre olarak kullanılıyor. Gübrelerin içerisine katılıyor. Yapay gübre içerisine. Adıyaman, Bingöl, Şanlıurfa, Bitlis var ama Mardin, Mazı Dağı dediği zaman fosfat diyoruz. Tuz dediği zaman ülkemiz tuz yatakları bakımından zengin çünkü 3. Jeolojik zamanda oluşmuş bir tortu arkadaşlar bu. Kimyasal tortu. Önemli alanları var. Gıda olarak kullanılıyor. Hayvan yemi olarak, dericilikte, konservecilikte birçok alanda kullanılıyor. Asfaltlara dökülüyor buzlanmaya karşı arkadaşlar. Türkiye'deki tuz üretimi en çok arkadaşlar Tuz Gölü, Seyfe Gölü, Palas Gölü gibi göllerden sağlanıyor %64'ü. Sonra %28'i arkadaşlar Çamaltı Tuzlası'ndan sağlanıyor. Geri kalan kısımda kaya tuzları yani Çankırı, Büyükşehir, Sivas, Yozgat, Yerköy, Tuzluca, Iğdır, Erzincan, Erzurum, Kars gibi yerlerden çıkarılıyor. Bunu bilin arkadaşlar. Türkiye tuz üretimi açısından zengin bir ülke, yurt dışına da satıyor. %28'i İzmir Çamaltı Tuzlası'nda deniz tuzu olarak. Evet, lüle taşı dediğimizde arkadaşlar lüle taşı süs eşyası genellikle beyaz veya pembe kırmızı renklerde hafif ve parlak yüzeyli arkadaşlar süs eşyası takı, pipo gibi eşyaların yapımında kullanılıyor. Dünyanın birçok yerlerinde bulunuyor bu. Türkiye'de Eskişehir ve civarında lüle taşı çıkarılıyor. Arkadaşlar süs eşyası olarak çıkarılıyor. İlk çıkarıldığında zaten bir taş sonra işleniyor. Önemli özellikler kazanıyor. Yani süs eşyası oluyor. Oltu taşı genellikle siyah bazen kahverengi renkte arkadaşlar. Tespih yapımında kullanılıyor. Topraktan ilk çıkarıldığında yumuşak arkadaşlar. Oltu taşı hava ile temas ettiğinde sertleşiyor. Kullanıldıkça parlayan bir taş Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkarılıp işleniyor. Mermer dediğimizde kireç taşının başkalaşım geçirmesi sonucunda oluşuyor. Türkiye'de yaklaşık 5.1 milyar metreküplük rezerv ile dünyanın önemli mermer üreticileri arasında. Ülkemizde mermer yataklarını Marmara Adası Balıkesir'de, Balıkesir'de yine Bursa'da, Bilecik'te, Muğla'da, Afyon, Burdur, Denizli'de görebiliyoruz arkadaşlar. Altın, arkadaşlar kuyumculuk, resmi para, altın kaplama, süsleme, diş hekimliği, madalya yapımı gibi alanlarda kullanılıyor. Türkiye'de altın gümüş yataklarına baktığımızda arkadaşlar İzmir'de, Manisa'da, Eskişehir'de, Erzincan'da, Gümüşhane'de, Artvin'de altın ve gümüş yatakları olduğunu görebiliriz. Civa'da doğada sıvı halde bulunan tek maden civa arkadaşlar. İşçilikte altın ve gümüş üretiminde, ayna ve termometre gibi böcek öldüren ilaç üretiminde kullanılıyor. Aynaların sırlanmasında kullanılıyor. Termometre sıvısı olarak kullanılıyor arkadaşlar. Nerede var? İzmir'de var arkadaşlar. Ödemiş ve Karaburun deyince hemen civa aklımıza gelsin. Sarayönü Konya'da, Niğde'de civa bulunuyor. Bu da bilinmesi gereken bir şey. Arkadaşlar, şimdi tek tek bakalım madenlere. Felspat, seramik, porselen, cam, kaynak elektrot ve boya sanayinde kullanılıyor. Demirci, Manisa, Kütahya, Simav, Çin'e, Aydın, Milas, Muğla'da görülüyor. Antimuan dediğimizde antimuan paslanmaz metal sanayi, matbaacılık, ilaç ve cam, seramik sanayinde kullanılıyor.
Balıkesir, Tokat, Kütahya, İzmir, Bilecik ve Niğde'de var. Asbest dediğimizde ısıya dayanıklı ürünler üretiminde asınca dayanıklı boru ve fren balatalarını çimento, kağıt, kimya boyası halinde kullanılıyor. Asbest kanserojen madde taşıdığı için arkadaşlar son yıllarda üretimi azaltıldı. Bursa, Eskişehir, Hatay, Sivas, Amasya'da var. Zımpara taşı dediğinde zaman zımpara taşı arkadaşlar sert düzeyleri aşındırıcı özelliği var. Düzleştirici özelliği var. Muğla, Aydın ve İzmir'de bulunuyor. Kükürt, gübre, kimya ve barut sanayinde kullanılıyor. Bağcılıkta bakterilerin yok edilmesi için kullanılıyor. Sparta, Keçiborlu'da ve Muğla, Milas'ta bulunuyor. Civa dediğimizde civa aynalarının sıralanmasında altın ve gümüş üretiminde termometre sıvısı, barometrede, pillerde, dişçilikte kullanılıyor arkadaşlar. Ödemiş'te, Karaburun'da var İzmir'de, Konya Sarayyolu ve Niğde'de bulunuyor arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin dış satımında önemli yeri olan bor mineralleri ve kromun sürekli dış pazara sahip olmasında durumlarından hangi etki olduğu savunmalıyız. Yani bor ve kromun sürekli dış pazara sahipmiş arkadaşlar. 1. Taşınmalarının kolay olması. 2. Endüstride başka madenlerle birlikte kullanılmaları. 3. Kullanım alanlarının fazla olması. 4. Kalitelerinin yüksek olması. Evet arkadaşlar, bunların kullanım alanları fazladır ve kaliteleri yüksektir. O yüzden dış pazara sahiptir diyebiliriz. Türkiye'de endüstri durumunun paralel olarak son yıllarda büyük gelişme gösteren ekonomik etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? Endüstrileşmenin artması, gelir düzeyinin yükselmesi, ulaşım olanaklarının gelişmesi ve çeşitlenmesi, nüfus, kent nüfusunun artması. Ayrıca bu gibi durumlar madencilik gibi alanlarda önemli bir gelişme olduğunu gösteriyor. Atatürk, Türkiye'de devlet madenciliği milli kalkınma hareketiyle yakından ilgili önemli konulardan biridir. Genel sanayileşme düşüncemizden başka maden arama ve işletme işine her şeyden önce dış ödeme ve vasıtalarımızı, döviz gelirlerimizi artırmak için devam etmeye ve özel bir önlem vermeye mecburuz demiştir. Bu parçada Atatürk, Türkiye'nin madencilik etkinliklerinin durumlarından hangilerini doğrudan vurgulamıştır. Endüstrileşmeye katkısı, dış borçların ödenmesi, kişi başına düşen ulusal gelirin artırılması, iş olanaklarının artırılması. Durumlarının hangisini doğrudan vurgulamıştır diyor arkadaşlar. Bakınız diyor ya, maden arama işletme her şeyden önce dış ödeme vasıtalarımız, döviz gelirlerimiz diyor değil mi? Kalkınma diyor. Yani cevabımız endüstrileşmeye katkısı zaten sanayileşme düşüncemizden başka da burada bunu belirtiyor. Burada da dış ödeme vasıtaları derken dış borçların ödenmesinde bir vasıta olarak görüyor. Evet. Ülkemizde madeni Seydişehir, Kokaksu ve Payas bölgelerinde. Seydişehir deyince aklımıza ne geliyordu arkadaşlar? Boksit, alüminyumun ham maddesiydi değil mi? Türkiye dünyadaki toplam rezervinin %72'sine sahip dünya rezervinin bor demiştiniz. Maden yağından çıkarılan taş ve toprakla birlikte, yatağından çıkarılan taş ve toprakla birlikte karışık olan maden miktarına evet tüvenön ya da tüvenan deniliyor. Divri, Sivas, Hasan Çelebi, Malatya, Avnik, Bingöl, Mekke, Feke, Mansurlu, Adana ve Kesikköprü, Kırıkkale'de ne madeni çıkarılıyor? Demir madeni çıkarılıyor. Madenin %85'i gübre olarak %15'i de yem, gıda, deterjan, alaşım, metalurjisi, kağıt, kibrit, harp ve kimya sanayinde kullanılıyor. Fosfat madeni. Evet, manganez madeninin işlenmesiyle alüminyum hayır, alüminyum neydi denildi arkadaşlar demin söyledik. Evet. Fosfattan mı? Manganezden değil mi arkadaşlar? Evet, boksit alüminyum metali değil mi? Maden yatağından çıkarılan mineral madenin taş ve topraktan ayrıldıktan sonraki net maden miktarına tenör denir. Evet. Türkiye maden çeşitliliği açısından fakir bir ülkedir. Hayır. Değil mi? Civa doğada sıvı halde bulunan tek metal madendir. Evet. Lüle taşı ve oltu taşı süs eşyası yapımında kullanılır. Evet. Oltu taşı dünyada sadece Erzurum Oltu'da bulunuyor bu arada. Türkiye'deki madencilik faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A.
Madencilik faaliyetleri bazı şehirlerimizin nüfusunun yoğun olmasına etkili olmuştur. Değil mi? Zonguldak gibi, Batman gibi. Maden çeşitliliği üzerinde Türkiye arazisinin jeolojik yapısı etkili olmuştur. Ülkemizde krom, tuz, bor mineral rezervleri bakımından zengin sayılabilir. Evet. Bazı madenler ham veya yarı işlenmiş madde olarak ihraç edilmektedir. Evet. Ülkemizde ihtiyacımız olan tüm madenlerin üretimi hayır arkadaşlar. Ülkemizde örneğin ihtiyacımız olan birçok madenin üretimi olmayabiliyor. Karabük, Ereğli, İskenderun, Kırıkkale, yukarıdaki şehirlerimiz hangisinde madenlerin işlemeye yönelik tesis bulunmaktadır? Bakın Karabük'te, Ereğli'de, İskenderun, Kırıkkale'de ne var? Demir çelik fabrikaları var değil mi? Yukarıda gösterilen yerlerden hangi madene ait yataklar bulunmaktadır? Murgul, maden, küre. Demir arkadaşlar neydi? Bakır. Yukarıdaki özellikleri verilen maden hangisidir? Çeliğe sertlik vererek direnç kazandırır. Metal eşyaların parlaklık kazanmasına kullanılır. Antalya'da bulunan fabrikalarda işlenmektedir. Hangisi arkadaşlar? Evet, Antalya'da vardı. Ferrokrom tesisi var. Krom işleniyor. Ferrokrom tesisi Antalya'da bulunmaktadır. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Aşağıda verilen maden ve çıkarıldığı yer eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Boksit Seydişehir doğru değil mi? Kükürt Keçiborlu. Evet, Isparta Keçiborlu ama tesis arkadaşlar 1996 yılında kapatıldı. Üretime ara verildi onu da söyleyeyim. Fosfat Mazı Dağı, Demir Divri, Krom Sarayönü. Sarayönü'nde civa mı vardı sanki? Evet. Arkadaşlar bir dersi de bu şekilde bitirdik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.